Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize de karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ölü köyler nerede onları bulacağız. Crystal 3 ligine çıktım köy binası 9 hesabımla. Her inceleme videosunda birçok kez söylüyorum. Arkadaşlar ölü köyler Crystal 2, Crystal 3 ve Usta 2. Usta 3 liginde binaya göre bunlar değişebiliyor arkadaşlar. Köy binası 12'lerde 13'lerde şampiyon 2, şampiyon 3'te daha fazla çıktığı oluyor. Crystal 3 liginde Ölüköy avına çıkacağız. Bakalım nasıl ganimetler bizi bekliyor olacak. Hem de bir tane inşaatçım boş da 26.000 kara iksirim var. Kralın kara iksirini toplayacağız bu videoda. Kralın yükseltmesini vereceğiz. Çeşitli bir içerikle yine karşınızdayım emeğimizin karşılığı olarak. İlkseniz like atarsanız sevinirim. Milyonluk ganimet bulma serimizde devam edecek arkadaşlar. Köy binası 11'de çekmeyi düşünüyorum sonrasında. Bunda biraz daha Crystal 2 ligine falan çıktıktan sonra da köy binası 9 hesabına da milyonluk ganimet avına çıkacağız. Gerçekten çok uğraştırıyor. Hele ki bunda bir defa denedim. 28 dakika video sürdü. İkinci güne sarktı. İkinci gün yine 2-3 saat aradım. İnat edince çıkmıyor arkadaşlar. Yani onu yüklemedim. 983.000'lik ganimet buldum. Ona rağmen videoyu yüklemedim. Yani olmayınca olmuyor. Videonun amacı zaten milyonluk ganimet bulma challenge olduğu için milyonluk ganimet bulmadan da videoyu sonlandıramıyoruz maalesef. Emek veriyoruz yani, emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Gerçekten 2 günümü harcadım o videoya ama videoyu sonuçlandıramadık. Sağlık olsun, yeni içeriklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Kralımızın da bir gün 14 saati var. Köy binası 9'da da artık sona doğru ilerlemeye çalışıyorum. Önden kahramanları ilerletmeye çalışacağım. Ama her halükarda duvarlar falan da önden gidiyor. Yani öncelik kahramanlar, sonrasında savunmalar yapıştırıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan aramaya başlayayım arkadaşlar. Öncesinde kraliçe yürüyüşü valkyri kombinasyonu yapacağım. İkinci saldırımda kraliçe yürüyüşü bebeği ejder saldırısı yapacağım. Enteresan bir orduyla ganimet toplamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak, ben de merak içerisindeyim. Şimdiden iyi seyirler. Like atmayı unutmayın gençler. Evet arkadaşlar, ilk ölü köyle başlıyorum. 714.000 altın, 648.000 İksir var. 3343'te kara iksir var. Hemen şöyle kraliçeyi bir yürütmeye başlayayım. Ya şimdi yorumlarda belki soracak olanlar olur, bilmeyenler olur. Ölüköy ne abi diye soranlar çıkabilir. Ölüköy arkadaşlar köyünde X aylarında işte cehennem kulelerinde taktik avcı uçağı olur. Onlarda mühimmat kalmayınca, yani uzun süre köye girmeyince, saldırı yiye yiye sıkacak mermisi kalmayınca, kalesi boş, işte tuzakları artık aktif olmuş, patlamayacak durumda olanlar Ölüköy arkadaşlar. Şöyle hemen öfke büst takviyesi de göndereyim. Yani tuzakları da artık aktif olmuş, bir daha patlamayacak hale gelmiş. Yani her köye girdiğinizde köyünüz tazeleniyor. Eskiden şöyleydi arkadaşlar. Her köye girdiğinizde tuzakları falan saldırı yediyseniz, hangisi aktif olduysa onların mühimmatını doldurmanız gerekiyordu. Ama gelen güncellemelerle birlikte artık köye giriş yaptığınız anda kendi kendine mühimmatları dolduruyor. Yani X sayılarının mermilerini, cehennem kulelerinin mermilerini otomatik dolduruyor. Şöyle yavaştan köye de bir girelim. Klan kalesinde gönderdim. Hemen şuraya atlama yatayım ben. Şuradan valkyriler. Şöyle hemen bir öfke büst takviyesi. Ya ölü köylerde arkadaşlar sadece işte okçu barbarla da gelip toplayıcılardaki ganimeti de alıp çıkabilirsiniz. Az sermaye ile çok ganimet kasabilirsiniz. Ben de bu ordu vardı. Şimdi diğerinde bebeği ejder kraliçe yürüyüşlü orduya geçeceğim. Şunları da şöyle atayım. Geri götürmeyelim. Kraliçenin gücünü de kullandım. Sürede rahat bir şekilde yetecek.
Kralımız yükseltme de. Bu arada o da yarın çıkacak. Ona da tekrardan bir kar eksir kasmam gerekecek. İlk köyü işledik. İkinci köyle devam edelim. İkinci saldırıda kraliçe yürüyüşü ve beyzer kombinasyonu kullanacağım. 9 level kraliçe yürütmeye devam ediyorum. Aynı zamanda hemen şöyle geliyorum. Kışlılarımı da bir hızlandırayım ikinci köy için. Geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci olarak da güzel bir ölü köy daha buldum. Bayağı bir ölü köy var ama ganimeti yok arkadaşlar. Ölmüş köy gömmeyi unutmuşlar. Şöyle şuradan hemen kraliçeyi bir yürüteyim. Hani sonrasında full bebeğler saldırı satacağım. Dediğim gibi siz okçu barbarla da kasabilirsiniz ama ben kristal 2 ligine doğru ilerlediğim için aynı zamanda da kupa çıkmaya çalışıyorum. Onun için de kraliçe yürüyüşlü bu tarz orduyu kullanıyorum yani. Siz bir aşağı bir yukarı yapabilirsiniz. Azıcık kupa inip azıcık kupa kasıp ortalarda gezinerek de bu köyleri rahat bir şekilde bulabilirsiniz. İlerle bakalım kraliçe biraz. Rakip kraliçeyi indireceğiz o taraftan. Gel 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 gel. Rakip de zaten 6 level. Biraz uzun yürüteceğim kraliçeyi. Hadi Queen. Şöyle bombacı mülayimler. Hemen kraliçeye bir öfke bir takviye satayım. Bayağı uğraştı. Şuradan bir bebeği der. Şuradan bir bebe. Şöyle bir bebe atayım. Şöyle bir bebe. Şuradan. Şuradan. Klan kalesinde yeti binici falan var karma. Onu da gönderdim. İlerle ilerle ilerle. Şöyle hemen bir öfke dağıtıyorum. Kraliçe biraz daha hızlansın. O yetimi de hava savunmasını indirsin bir. Süreden de sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şuradan bir buz büyüsü. Şuradan bebeği der. Şuna da bir buz büyüsü yapıştırıyorum. Hadi şuna da yapıştır. Şuradan son bebeği gönderdim. Kraliçeye bir öfke büyüsü daha yapıştırıyorum. Şöyle bir okçuyu da gönderelim artık. Zehir de yapıştır. Kraliçenin gücünü de kullandım. Yani böyle atraksiyonlu ordularla geliyorum. Değişiklik olsun diye. Biraz kupa bıraktık. Sıkıntı yok. Ganimetin hepsini aldık zaten. Çok az bir iksir kaldı. Hemen 3. saldırı için gidelim. 3. ölü köyümüzü bulalım. 3. full bebeğler saldırısı yapacağım. Devam. Bu arada şu 983.000'lik ganimetin tekrarı hala duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 983.000, 945.000 iksir, 6.445 de kara iksir. Yani milyonluk ganimet avında ucunda kaldık. Devam edelim. Evet arkadaşlar, ölmemiş ama can çekişen bir köy buldum. İksirlerinden bir tanesinde mühimmat var. Tam da aksi gibi full bebeği ejder girdiğim orduda denk geldi. Yani az önceki yürüyüşte orduda denk gelse o tarz orduları neden bastığımı az çok anlamışsınızdır. Yıldırım büyüğüm de 5 şu anda.
Küçük sırrı da kullanmadım. Şimdi 5 levelle bunları yıkamayacağız haliyle. En azından canını indirelim. Gördüğünüz gibi gıdım canı kalıyor. Püskürtücüler biri o tarafa biri bu tarafa bakıyor. Şimdi şu tarafa da iki tane atayım ben. Kalede elektro var. Elektronun dalgasıyla oraya sektirebilir miyim? Bir deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi elektronun dalgasıyla hava soğumasına kadar ilerlettim piyano gibi. Güzel. Şimdi kraliçeyi bekleteceğim. Şuradan bebe atayım. Orayı da bir açsın. Şuradan da bir bebe atayım ben. Üf. Diğer hava soğumasını da yıktı elektro. Çok güzel iş gördün. Şöyle. Şuradan bir tane. Şuradan kraliçe. Bir bebe ejder. İnşaatçı saldırısı gibi. Gönderiyorum. Şurada bir buz. Geç kaldım. Geç gördüm onu. Şöyle bebeleri gönderdik artık. Bebeleri piste salalım salalım. Gönderdim hepsini. O savunmasına da gönderdim. Kraliçenin gücünü de kullandım. 123.000 altın var. Abi gücünü kullanmama rağmen duvarı açamadı. Bak 9 level kraliçenin olması bu yönden kötü. 106.000 altın bıraktım burada. Keşke diyorum işte kraliçe yürüyüşlü orduyla gelseydim. Bize 5 level yıldırım olunca fanteziye kaçtık biraz. Neyse son bir saldırı onu da ejderle yapacağım. Yine yıldırımım 5. Yapacak bir şey yok, gidelim. Kaleyi yine elektro alacağım. Acayip pinokla çaldım ha. Devam edelim. Evet arkadaşlar, yine ölmeye yakın bir köy bulduk. Yine mühimmatının çok olduğunu zannetmiyorum çünkü ganimeti tavan yapmış. Aslında bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi mezarlıklarda merkeze kadar ulaşmış. Ama hala X aylarında mühimmat var. Şimdi bir tane deprem aldım hava savunmasını yıkabilmek için. Şöyle hava püskürtücüsü nerede diye bakıyorum. Biri orada biri orada. Tamam, şu taraftan şöyle gitsem. Şöyle gideyim. Şuraya bir tane deprem. Şöyle iki yıldırımı yapıştırdım. Şuradan bir elektroyu yapıştırayım. Sonra kraliçemi yapıştırıyorum. Sonra bir ejder. Şöyle ejderleri yavaştan gönderiyorum merkezden doğru. Kraliçe o noktada okçu kulesini indiriyor. Şöyle ejderler hemen girişte bir öfke büyüsü yapıştırıyorum. Şuradan da bir ejder. Merkezde bir öfke daha yapıştırdım. İlerle 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 ilerle. Orada püskürtücü tam da yerine denk geldi. Hadi. Hadi 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 ilerle 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 ilerle. Şuraya bir zehir yapıştırayım. Hava soğumasına tam ulaşmışlardı. Püskürtücü sağ olsun hava soğumasına doğru ittirdi. Hay gayret, ha gayret, ha gayret. Tesla'yı da indirdik. Geliyoruz bakalım süre yetecek mi? 1,5 dakika var. Bayağı bir dönecekler. Ejderleri bayağı harcadık merkezde ama sıkıntı değil. Oradaki toplayıcılar falan alayını alacağız gibime geliyor. Bakalım kara iksir sondasını altın madenine kadar yetiştir ejderler. Bütün hepsine yetişecektir ya. Süre yetecektir hepsine. Yani ganimetin hepsini almaya süremiz yetecek. Onun haricinde üçlemeye yetmeyecek. Zaten üçleyemeyiz de. Ejderler de dayanmaz. 3 tane ejderim var şu anda.
Okçunun biri sürekli sıkıyor. 133-213. Şurada bir altın deposu kalacak. Bakalım. Bayağı iyi ganimetli bir köy denk geldi. İki ardı ardına iki tane birden çıktı bu şekilde. Bakalım. Şöyle son bir ejder. Kaldı onunla da. Okçu kulesi bayağı hasar verdi ejderlere yalnız. Kara iksir sondasını da alıyoruz. En azından bütün kara iksiri almış olacağım. Bakalım 21 saniye sağa doğru gelirsen toplayıcıyı da alır mıyız? 18-17. Ha gayret biraz daha ilerle. Hadi. Kara büyü fabrikası topa dönmeseydin iyiydi ya. Toptan sonra zaten depoya dönecekti büyük ihtimalle. Orada kaldı. Nereye döneceğini de göremedik. Mükemmel bir ganimet de buradan çıkarttık. Mühimmat ne kadar vardı ona dikkat edemedim. Ama ölmeye çok yakın yani. Mühimmatın az olduğu kesindi. Son ölü köyü de bu şekilde bulmuş olduk. Köy binası 9 için en iyi ölü köyler nerede diye kontrol ettik arkadaşlar. Kristal üçgeninde bayağı bir ölü köy bulduk. Milyonluk ganimete de çok yaklaştık hatta. Onun haricinde kristal 2'ye çok yaklaştınız. Mesela 2200 olduğunuzda yani 2150'lerde falan ölü köyler azalacaktır haliyle. Sonrasında kristal 2'ye çıktığınızda biraz ilerlediğinizde tekrardan ölü köylerin çok çıktığını göreceksiniz. İlerleyen zamanlarda da kristal 2'de de birlikte kontrol ederiz ölü köyler nerede diye. Bu videoluk bu kadar. Keyifli içerik oldu. Biraz da ganimet kastık. Hatta onu unutmadan şunu da göndereyim. Kraliçeyi göndereceğiz dedik. Ganimetini topladık. Onu göndermeyi unutuyordum. Karabiber fabrikasını da göndermiş olayım. Ben onu niye gönderdim? Karabiber fabrikasını aceleye getirdik. Son inşaatçı olduğunu unuttum. Videoda hep böyle oluyor. Neyse sıkıntı yok. İksir kolay iş. Hallederik. Laboratuvar zaten 4 günü var. O altın dursun ya. Yarın çıkacak inşaatçıyı yolcu etmek için kullanırım. 2 günlük iş yapıştırdım. Bu videoluk bu kadar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.